Tekrar merhaba. Eğer geldiyseniz, herkes hazırsa yavaştan başlayalım. Şu takvimimizi görmüyoruz. Takvimimizi de görelim. Gerçi bu ayar biraz sıkıntılı ama neyse. Tamam, görüyoruz. Bugün 12 Ocak 2016. Gazetelerde neler var diye bakacağız. Hemen söyleyeyim. Bir tekrar günaydın. Rojbaş, good morning, guten morgen, dobre ultra. Başka aklıma gelmiyor. Bonjour. Herkese günaydın. İlk yayına gelmeyenler, ilk yayında olmayanlar, ikinci yayından başlayanlara da ayrıca günaydın. İlk yayında günaydınlaşmıştık. Bugün şimdi gazetelerde öyle şeyler var ki şu Beyazıt Öztürk üzerinden devam eden soruşturmayla alakalı, soruşturmayla alakalı olarak özellikle öyle şeyler var ki uf, yani kafa hakikaten yanmış diyeceksiniz. Başlamadan kitabın adını tekrar verebilir misiniz? Hangi kitabın? Her şey Barış Bıçakçı'nın mı? Seyrek Yağmur. İletişim Yayınları'ndan çıktı. Barış Bıçakçı, Seyrek Yağmur. Eğer oysa, yani umarım söylediğiniz odur, doğru şey söylemişimdir. Öyle bir şey var ki, mesela Star Gazetesi'nin bugün manşet ultra. Yeni Şafak, akıllara seza, takvim bildiğiniz gibi. Hayata hakikaten dobre ultra. Dobre ultra diye mi okunuyor? Tamam, öyle olsun. Tamam, rica ederim, kitabı aldıysanız tamamdır, sorun yok ismini. Hadi başlayalım, biz ana akım yaygın medya ile başlayalım. Hürriyet'in bir taşla iki can gitti manşeti. Aslında hani bütün bu konuştuklarımızın ne kadar boş olduğunu, hayatımızın 30 saniyede nasıl değişeceğini, hayatımızın 30 saniyede nasıl değişebileceğini gösteriyor. Gencecik bir çift, 7 aylık hamile bir kadının İstanbul'da, İstanbul'da, yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli, en büyük şehirlerinden bir tanesinde köprüden geçiş sırasında refüjden fırlayan bir taşla arabanın içine girmesiyle hayatını ve karnındaki 7 aylık bebeğini nasıl kaybettiğini anlatıyor. Daha önce de burada konuşmuştuk bu yayınlarda. Benim gazetecilik hayatımda da çok unutmadığım olaylardan bir tanesidir. İçime sindiremediğim olaylardan. Ölümün her türü kötü elbette, tartışmasız, ama içime hiç sindiremediğim, gerçekten yüreğime oturmuş ölümlerden biridir. 1993 yılında Nisan sonuydu, tam tarihi hatırlamıyorum ama İstanbul'da Ümraniye'de çöplük patladı bu ülkede. Çöplük patladı. Biriken metan gazı nedeniyle çöplük patladı. 5 yılda uyarılmasına rağmen insanlar, 27 insan öldü orada. Daha doğrusu şöyle, yine hafızam beni yanıltmıyorsa 27 kişi öldü ama 12-13 kişi de daha sonra kayıp olarak açıklandı. Yani resmen orada oldukları bilinmediği için ama görgü tanıklarına dayanarak, yani gayri resmi ölü sayısı 39 aslında. İstanbul'un göbeğinde çöplük patladı diyorum size. Çöplük. Bir çöplük havaya uçtu ve 39 kişi hayatını kaybetti. Gencecik bir insan, gencecik, 7 aylık hamile bir kadın. Hürriyet'in bugünkü manşeti o yüzden hani yaşadığımızın ne olduğunu bize hatırlatması açısından son derece önemli. Orta Doğu. Bakın, Orta Doğu'nun en iyisi biziz. Oraya geleceğiz. Şimdi bir arkadaş var, takvim gazetesini hazırlıyor. Yani kim vardı iktidarda 1994'te? DYP-SYP iktidarı olması lazım. Ama çok iyi hatırlattınız. 1994 yılı, daha sonra işte 1994'te yerel seçimler yapıldı o sene. Nisan ayıydı herhalde, yine Nisan ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kim geldi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve? Doğru tahmin. Çünkü çöptü. Bir numaralı vaat çöptü. İki numaralı vaat. O dönemde susuzluk vardı İstanbul'da, hatırlayacaksınız belki. Suydu. Çiller vardı evet, ama koalisyondu, tek başına değildi. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yani siyaseten önünün açıldığı dönemdir. Ama bizim konuşacağımız bölüm o değil. Ya çok uzun bir süreden bahsetmiyorum. 22 yıl önce sadece. 22 yıl önce de bu ülkede çöp patladı. Çöp. Çöplük patladı. 39 kişi hayatını kaybetti diyorum. Hiç ilerlememişiz ki. Hayatımızda hiçbir şey değişmemiş. Gerçekten. Fizyoterapist Hülya Erşah Gencer'le karnındaki 7 aylık bebeği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girerken otomobile gelen taş yüzünden can verdi. Allah rahmet eylesin. Eşine Allah sabır versin. Yani o acıyla çok zor yaşaması. Allah sabır versin.
Beyaz Şov'a terör soruşturması. İlk bölümde insanlar patlıyor, çöp adamlar. Yani çöp adam patlamaz, patlasa cürmü kadar yer yakmaz. İlk yayında çok uzun konuştuğumuz için bunun üzerine çok durmayacağım bu haberin ama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Beyazıt Öztürk gün hazırladı Beyaz Şov programına öğretmenim, öğretmenim diye bağlanıp Güneydoğu'daki olaylarla ilgili konuşma yapan Ayşe Çelik ve sunucu Beyazıt Öztürk ve program sorumlusu hakkında soruşturma başlattı. Dün ikinci yayına başlarken, gazeteler bölümüne başlarken acı bir son dakika haberi olarak duyurmuştum. David Bowie hayatını kaybetti. Müziğin hakikaten devrimci adamlarından bir tanesi. Müziğini seversiniz, sevmezsiniz ayrı bir şey. O ayrı bir tartışma konusu. Ama şu konuda herkesin fikir olmalı ki dünyada pek çok şeyi değiştirmiş bir adam. David Bowie. Çok ilginç. Prenses'in 8 yıl hapsi isteniyor. Bizde değil, İspanya'da. Bir de hani şu çöplük falan konuşuyoruz ya. Ne yaptın müdür diye bir haber var. Dün sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Tokat Erbaa İlçe Eğitim Milli Müdürü yeni atanmış. Arkadaşlarıyla birlikte işte oranın başka görevlileriyle. İlçeye bağlı bazı köylerin okullarını geziyor. Bu arada gezerken çektirdiği fotoğrafları da Facebook hesabından paylaşıyor. Elinde silah var arkadaşın. Altını çizerek bir daha söyleyeyim mi? Tokat'ın Erbaa ilçesinin Milli Eğitim Müdürü. İsmi de Bekir Aslan. Şahane değil mi? Şahane. Şimdi bugün gazetelerde inceleyerek gideceğimiz haber, ilk yayına da konu yaptığımız 28 Şubat soruşturmasının içinde Çevik Bir'in verdiği ifade. İki numaradan bir numaraya 28 Şubat sistemi. 28 Şubat döneminde darbeye teşebbüs iddiasıyla yargılanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, dünkü duruşmada eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya sitem etti. Bakın, sitem, Hürriyet sitem olarak görmüş. Nerede almış eğitimi? Texas mı? Vallahi bilmiyorum nerede aldıysa. Ya, Orta Batı. Hani silahla gezebildiğine göre arkadaş. Öyle bir acayip bir de eşek şakası pozu var bir de bir yandan. Arkadaşının omzundan da sıkmış. Muhtemelen biraz da canını yakıyor. Gülüşüyorlar hep beraber. Diğer iki arkadaşı kahkahalar içinde bu arkadaş da havaya ateş ediyor. Tokat Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü. Unutmayalım aman diyeyim. İsmi de Bekir Aslan arkadaşının. Maalesef Genelkurmay Başkanı ifade vermek istemedi. Bizi yalnız bıraktı demiş. Şimdi burada böyle görünmüş. Burada sitem, Hürriyet sitem demiş. Dün Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı ve Suriyelilere çalışma izni verileceğini duyurdu. %10'luk bir kota konulacağını açıkladı. Tarım ve hayvancılık yapacaklar için bu kota esnetilecek falan filan. Bizim Prenses Devlet Erkan'ın karşılaması haberini de verecek misiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada siz çok geç uyandınız o işe. 10 senedir öyle o iş. 10 senedir öyle o iş. Silaha ilgi duyabilirsiniz. Çok normaldir. Gidin poligonda kullanın. Toplum içinde, halka açık yerlerde o silahı çıkarmayın. Açık mı yeterince? Gidin poligonlarda kullanın. Çok ilgi duyuyorsanız. Bunu engelleyen bir şey yok. Devam edelim. Sabah gazetesi Türkiye yeniden şaha kalkıyor. Bu habere de dikkatinizi çekiyorum. Çünkü bunun ulaştığı son noktayı Takvim gazetesinde göreceğiz. Takvim çıtayı stratosfere koymuş. Direkt oradan atlamaya çalışıyor. İşte ekonominin yeni yol haritası bu yıl 450 milyar liralık yatırımla Türkiye yüksek gelir sınıfına atlayacak. 3 yılda 2 milyon kişiye iş yaratılacak. Bu konuya ilişkin dünkü orta vadeli plana ilişkin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in anlattığı sevgili Yalçın Karatepe bir yayın yaptı o anlattı. Ben sadece şunu söyleyeyim. Barutlu değil güzel dostum havalı airsoft. Anladım havalı tabanca ya da havalı tüfek. Onu toplum içine hiç çıkartmayın. Ne göstereceksiniz ki orada? Ne anlamı var yani havalı silahlı? Onu tamamen poligonda kullanacaksınız. Yalçın bu konuda epeyce bir şey anlattı. O yüzden ben üzerinde çok durmak istemiyorum ama şunun altını çiziyorum. Bu açıklanan orta vadeli programla ki Yalçın'a çok katılıyorum sevgili Yalçın Karatepe'ye. Bu bir temenniler programıdır. Yani bir yapısal zemini olan bir program değil. Ama asıl önemlisi işsizliğin nasıl giderileceği açıklanmıyor o programda. Bu bence ciddi bir eleştiri konusu olmalı. Hükümete yol gösterilmeli. Yani eleştirmek demek iyice hakaret etmek falan değil. Tam tersine yol göstermek gerekiyor. Çünkü bu ayağı eksik.
Asgari ücrete geçim indirimi de dahilmiş. Her şey dahil ya. Her şey. Öpücük de dahil ona. 1300 lira. Valla insanlar, bakın hiç kimse saklamadı. CHP 1500 lira dedi. AKP 1300 lira dedi. Herkes açık açık söyledi. Halk 1300 lirayı seçti. Bu kadar basit. Demokrasi böyle bir sistem. Cumhuriyet Gazetesi makbul vatandaşlar manşetiyle çıkmış. Türkiye'de konuşmadan konuşmaya farklar işte sorun yaratmayanlar ve soruşturma açılanlar. Gazetecinin sorusuyla ilgilenmedi. Dün Meclis Başkanı İsmail Kahraman Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Ben de bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Hep söylüyorum da. Hala kendimi bir parlamento muhabiri olarak görüyorum. Artık meclise gitmeyi hani içim kaldırmasa da öyle görüyorum. PMD Başkanı sevgili Göksel Bozkurt'un ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını ziyaret etti. Önce basın bürolarını mecliste ziyaret etti. Şimdi orada Göksel, görüntüleri de görmüş olabilirsiniz belki, bir mesaj vermeye çalışıyor. Yok öyle sübliminal bir mesaj yok. Elime bu geldi, böyle bir şey oldu. Diyor ki, İsmail Kahraman'ın şöyle bir özelliği var. Mütedeyyin siyasetin eski isimlerinden bir tanesi. Yani 25 senedir siyasetin, özellikle mütedeyyin siyasetin, yani Milli Selamet Partisi, Refah Saadet Fazilet grubunun da içinde siyaset yapmış bir insan. Dolayısıyla o gazetecileri, kendilerini izleyen gazetecileri iyi tanır. O gazetecilerden bir tanesi de sevgili Erdem. Erdem Gül, eski bir Refah Partisi muhabiri, Fazilet Saadet muhabiri. Çok iyi izleyen gazetecilerden bir tanesi. Göksel bir gazeteci refleksiyle şöyle diyor. Bir de Erdem Gül arkadaşımız vardı. Hani Refah Partisi'ni izlerken kendisini tanımışsınızdır. İsmail Kahraman'ın cevabı şu. Çay çok güzel olmuş. Süper değil mi? Yat kulağının üstüne, hayat çok zor. Şey çok kolay, bize zor. Hakimden sarı sülük sanığına soru. Segbis'le mi istersin, duruşmaya mı gelmek istersin? Şimdilik duruşmaya gelmek istemiyorum, Segbis'le olsun. Segbis dediği uzaktan ifade veriyorlar ya mahkeme salonlarında. Ethem Sarısülük'ün 2,5 senedir devam eden davasına ilişkin. Biliyorsunuz dava yerinden alındı, başka başka kentlerde görülüyor. Anne hala derdini anlatmaya çalışıyor. Öldürülen çocuğunun ardından derdini anlatmaya çalışıyor. Ve onu vuran polis, onu vurduğu, kamera görüntüleriyle sabit olan polis hala tutuksuz yargılanıyor. Duruşmaya bile getirilmiyor. Makbul vatandaş demiş ya Cumhuriyet, doğru. Öbür makbul vatandaş da demin konuştuğumuz ateş eden Milli Eğitim Müdürü. Yani ateş olsa cürmü kadar yer yakmaz hikaye, yanındaki arkadaşlarıyla elinde silah ilçe Milli Eğitim Müdürü. Beyaz'a bağlanıp çocuklar ölüyor diyen Ayşe Çelik'e terör soruşturması. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Beyaz Şov'un sunucusu Beyazıt Öztürk, konuşmacı Ayşe Çelik ve program sorumlusunu örgüt propagandasıyla suçladı. Hep saçmalığın arkasında durmayalım. Neden böyle yapıldığını ilk yayında konuştuk çünkü uzun uzun. Orada gösterilen sopa hepimize. Hepimize o sopa. Yani sadece Beyazıt Öztürk'e değil ki, tekrar söylüyorum zaten. Bir manası yok yani yaptığını. Siyasi bir mesaj verebilecek kapasitede bir insan değil. Zaten öyle bir tarzı olmadığını da söylüyor. Hani tamamen goy goy yapmak üzere bir tavra giriyor. Ama altı boş olunca, zemin olmayınca duvara çekiyorsun. Sözcü analar da ağlıyor, çocuklar da ağlıyor, bir millet ağlıyor manşetiyle. Bence de Hülya Hanım, İl Milli Eğitim Müdürü yapılma ihtimali hatta yetmez, Milli Eğitim Bakanlığı'nda kademe atlayabilir. İktidar analar artık ağlamayacak diyordu ama deyip şehit cenazelerinden fotoğraflar paylaşılmış. AKP Sivas'tan öteye gidemiyor falan filan, yani ne anlattığını anlamadım ama. Sözcü gazetesi biliyorsunuz akreditasyon uyguluyor. Hükümetin çoğu toplantısına çağrılmıyor. Gazetenin muhabirlerinden Deniz Ayhan. Halka biliyorsunuz saray içinde ziyaret günleri konuldu. Gidip ziyaret edebiliyorsunuz sarayı. Oraya bir vatandaş olarak girmiş, onu paylaşmışlar. Posta son kez baş başa diye çıkmış. Çok ağır bir fotoğrafla. Diyarbakır Sur'da şehit olan Assubay Metin Kıldiş'in dün Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde düzenlenen cenaze törenini, memleketi Hatay'a gönderilen daha sonra cenaze törenini anlatmış. Üç silah arkadaşı da son görevlerini, vedalarını tekerlekli sandalyeyle yapmışlar. Çok ağır bir fotoğraf. Eğitim şart denilerek
şu hani ilçe milli eğitim müdürü olan yükselmesinin önünde artık hiçbir engel kalmayan insan fotoğraflanmış. Millet başkale gücü çökertildi demiş. Edremit'teki villada yok edilen PKK grubu sansasyonel eylem ve bahar kalkışması için dağdan ağır silahlarıyla kente inen terör timlerinden biriydi. Ekonomide vites yükseltiliyor haberi. Yersen başlığıyla anlatabileceğimiz bir haber. Dediğim gibi bakın hani hasbelkader ekonomi okumuş, ülkenin iyi üniversitelerinden birinde ekonomi okumuş bir insan olarak söylüyorum. Ümmük amaç değil. Ne olur yani hani işkembeyi kübradan sallıyorsun demesinler diye. Bu anlatılan orta vadeli programın istihdam ayağı yok. Yok. Yani işsizlik yarattı sadece o program. Habertürk çakma göçmen manşetiyle çıkmış. Mardinli aile Suriyeli kimliğiyle kaçak göçmen oldu. Almanya'dan sığınma aldı. Vallahi helal olsun ya. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Kaçıyor insanlar, kaçıyor. Sözcü dinsiz gazete. Ya gazetelerin dini falan olmaz ki. Ne alakası var? Gazetenin dini olur mu? Yani karşı çıkacaksanız başka bir şey. Kötü gazetecilik yapıyor diye karşı çıkın mesela. Kötü gazetecilik yapıyor diye karşı çıkın. Yeni Şafak. Şimdi hani konuşuyoruz ya bugün dikkat edeceğimiz bir haber diye. Ankara'da devam eden 28 Şubat. Çevik birden FETÖ itirafı. FETÖ kim biliyorsunuz? Fethullah Gülen terör örgütü. Onun kısaltması eski sevgilileri arkadaşlar. Hani eskiden el etek öpmek için önünde takla attıkları insandan bahsediyorum. 5 milyar doları vardı. Bugün Yeni Şafak'ın sürmanşeti. 28 Şubat davasında ifade veren Orgeneral Çevik Bir ki o dönemin genelkurmay ikinci başkanıdır. Neden ilk sayfada Tayyip diyor? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ve ben bunu yeni söylemiyorum. Sizler daha yeni konuşuyorsunuz. Ben 2 yıl önce solcu bir radyoda bunu söylemeye başladım. Ben Halk TV'de de söyledim bunu. Hala söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanına adıyla hitap edemezsiniz. Çünkü yarın bir gün Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı olsa, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Devlet Bahçeli olsa ya da başka bir isim. Kemal Devlet Selo diyebilecek misiniz? Diyemezsiniz. Bu konuda hemfikiriz. Ama bunu dinci gazete, dinsiz gazete saçmalığıyla savunmaya kalkarsanız o zaman şapa oturuyorsunuz işte. Başka türlü savunun. Gazetecilik kötü yapılıyor deyin. Hakaret ediyor insanları deyin. Eyvallah hepsini anlatırsınız, örneklersiniz ama öbür türlü olmaz. Dinsiz gazete. Gazetelerin dini olmaz. Partilerin de dini olmaz. Hizbullah mesela. Hizbullah. Allah'ın partisi. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bir İslam'a inanan Müslümanım diyen, saf inanıyorum ben diyen bir insan. Böyle bir şeye inanır mı? İkna olur mu? Takvim için ne denebilir? Birazdan diyeceğiz. Takvimde bugün bir coşku var ki anlatamam size ya. 5 milyar doları vardı denilmiş. Burada 5 milyar dolarlık mal varlığına sahip olduğunu tespit ettiklerini söylemiş Çevik Bir ve bunu ilgili birimlere de bildirdik. Allah Allah. Allah Allah. Hizip ne demek arkadaşlar? Yani neyse boş verin. Şimdi bunu tartışırız ayrıca isterseniz. Size de şunu gümbürtüye getirmeyelim. Olur mu? Hizip parti demek. Bakın sallıyorsunuz. Biraz altını doldurun. Olur mu? Altını doldurun. PKK'nın suç ortakları da bugünkü manşet 1128 akademisyen. Aslında 1111, 1121 diye çıkmıştı yola ama 1128 akademisyen barış için bir bildiri hazırladı. Şimdi bu Yeni Şafak, Akit benzerleri bir şekilde insanlara hedef göstermekten hoşlanıyor. Geçmişten bugüne kadar yeni bir şey değil bu. Bu da o kapsamda işte bir takım isimler, Koray Çalışkan'ın ismi görülmüş. Hani Lara Fresco'yu görüyorum. Burada kamuoyunun biraz daha bildiği PKK'nın suç ortakları denilerek bu insanlar terör örgütü propagandası yapıyor gibi gösterilmeye çalışılmış. Halbuki burada bahsedilen kan akmasın. Yeni Şafak'ta çok şık da bir haber var. Yarsal hortladı manşeti başlığı. Vesayetçi kimliğiyle öne çıkan eski yargıçlar ve savcılar birliği Yarsal Başkanı Ömer Faruk Emineoğlu uzun aradan sonra ortaya çıktı. Emineoğlu CHP'nin cuma namazı genelgesine sessiz kaldığını gerekçe gösterip Kılıçdaroğlu'nun partiden ihracını isteyeceğini söyledi. Nasıl? Süper değil mi? Yeni Şafak'a makara malzemesi olmak nasıl hissettiriyor acaba insanları? Zaman Gençler Çürüyor manşetiyle çıkmış uyuşturucu tedavisi için Çematem. Neresi Çematem acaba? Çukurova mı? Yok değil.
Neyse, uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadele merkezlerinden bir tanesi oraya başvuranların sayısındaki yükselmeyi anlatıyor. Önemli bir soruna parmak basıyor. Star, dikkat! Bakın, şimdi üçüncü Hürriyet'te gördük neydi? Hürriyet'te bir teessüften bahsediliyordu. Çevik bir, ya bize destek olmadı Karadayı. Yeni Şafak ne diyordu? 5 milyar doları olduğunu tespit ettik o zaman diyordu. Star çevik bir 28 Şubat'ı anlattı. FETÖ'yü Karadayı korudu. Nasıl? Coşku bitti mi? Bitmedi, daha devam var ama burası hakikaten pik yaptığı nokta. Türkiye'deki muhafazakarların üzerine kara bulut gibi çöken 28 Şubat'tan hedef gibi gösterilen FETÖ'nün nasıl kazançlı çıktığı. FETÖ kim? Fethullah Gülen terör örgütü. Eski sevgilileri arkadaşların. Hani yanına gidelim, bizi de kahvaltıya çağırsın Pensilvanya'da diye takla attıkları kişi. Ondan bahsediyorlar. Karadayı korudu. Süper değil mi? Şimdi hemen devam ediyoruz. Özgür Gündem, ki o da parti bültenidir aynı zamanda. Biçilen kefeni direniş yırtıyor manşetiyle çıkmış. Cizre'den bir haber. Neden böyle diyorum? Daha önce de söyledim. Özgür Gündem barışa hizmet etmiyor. Hiçbir şekilde etmiyor. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim de, beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Çok da önemli değil. Ama en azından tarafımı söyleyeyim. Bu iş parlamentoda çözülmeli dedikçe sokağa insanları, özellikle de hani HDP'nin Diyarbakır'da grup toplantısı yapmak gibi saçmalığa imza atmasının gerekçelerinden biridir. Baskıyı onlar yarattılar çünkü. İşi parlamentoyu zorla çalıştırarak gerekirse, yapması gerekirken biz bu uyarıları, Allah'tan hani bu yayınlar kaydediliyor da görünüyor. Patron olmasa da bir şeylerden korkuyorsunuz. Vallahi size öyle geliyor ya. Parlamentoyu çalıştırmak yerine işi o tarafa kaydırmaya çalıştığı için Özgür Gündem, daha önce de söylemiştim, benim için o da bir parti bültenidir. PKK, yani açılımı gerekçesiyle o da bir parti, onun bültenidir. Vatan izin çıktığı manşetiyle Beyazlı soruşturma ile ilgili ne düşündüm? Bir önceki yayında anlattım, dün de anlatmıştım. Tekrar anlatamayacağım. Vatan izin çıktı manşetiyle yayınlanmış. Türkiye'de halen kayıt dışı çalışan 400 bin Suriyeli mülteciye geçici kimlik belgesi ve çalışma izni verilecek. Ancak sayıları iş yerindeki toplam personelin %10'unu geçmeyecek denilmiş. Aa, makbul vatandaşlardan bir tanesi daha var ya. Tacizci öğretmene iyi hali. Tacizci öğretmene ne iyi hali? Ne bu ya? Adana'da 14 yaşındaki GB'yi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan resim öğretmeni İSA'ya iyi hal piyangosu çarptı. Mahkeme 15 yıl istenen öğretmene 4,5 yıl verdi. O da iyi halden 3 yıl 9 aya indi. Nasıl? Süper değil mi? Benim iki gazeteci arkadaşım haber yaptıkları için. 33 gazeteci var ama iki tanesini sizler de yakından tanıdığınız için. Can Verdem. Casusluk faaliyette dahil pek çok suçtan yargılanıyorlar. Şu anda sadece haber yaptıkları için. Ve ısrarla söylüyorum, söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Sadece haber yaptıklarını yargıda kabul ediyor. Çünkü savcının hazırladığı soruşturma evrakında sadece ve sadece o habere ilişkin sorular var. Başka hiçbir şey yok. Olamaz da zaten. Çemetem, çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Sağ olun. Hani madde bağımlılığını tahmin etmiştim ama ne olduğunu anlayamamıştım. Sağ olun yardımınız için. Taraf seçimden sonra yoksulluk itirafı manşetiyle çıkmış. 1 Kasım öncesinde sansür edilen dolar bazında milli gelir dün revize edilen orta vadeli programla itiraf edildi. Milli gelir 2 yılda 823 milyar dolardan 722 milyar dolara gerildi. Hayırdır arkadaşlar, orada gerilim başlamış. Evrensel, Cizre'de vatandaş can, bankalar para derdinde diye çok ağır bir haberle, üzerinde çok düşünülmeyen bir haberle çıkmış. Bakın, hiçbirimizin aklına, benim aklıma gelmedi, itiraf ediyorum. Sokağa çıkma yasağını sürdüğü ve kafasını dışarı uzatanın vurulduğu Cizre'de yurttaşları arayan bankalar borçların ödenmesini istedi. Ödeyemeyenlerin kredi kartlarını iptal etti. Hiç aklınıza gelmiş miydi? Benim gelmemişti. Vallahi işsiz gazeteciler konusunu benden iyi bildiğinizi iddia edemezsiniz herhalde. Bilmiyorum, başka bir şey söylememe gerek var mı? Bugünü direkt geçiyoruz. Çok gereksiz çünkü. Dikiz. Son ve dördüncü 28 Şubat haberimizi okuyoruz. Akşamın manşeti. İstenmeyen adam. Gülen'in komşuları ihbar yağdırdı.
Neden bunu 1.28 Şubat haberi gibi okuyorum? Destek kuvveti olarak kullanılıyor. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki dev çiftliğine komşu olan Amerikalılar bile örgütün karanlık işlerinden bıkmış. Bakın. Bosna'da intihar ettiren FETÖ okulu kapatılıyor. Daha önce anlatmıştım, bir kez daha anlatayım. Ben Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren kendisini Cumhurbaşkanlığı heyetinin takip eden gazetecilerden biri olarak izleyen bir gazeteci. Yurt dışına hem Sayın Erdoğan'ı izlemek üzere hem Sayın Gül'ü izlemek üzere 50'den fazla birlikte seyahat ettik. Yani ayrı uçaklarda, bazen aynı uçakta falan. O dönemde muhabirlere de alıyorlardı. Yani sadece iyi takla atanlar falan değil. Yapılan bütün seyahatlerde, ben şahidiyim diyorum size, yapılan bütün seyahatlerde Fethullah Gülen'e bağlı okullar programın içine bir şekilde dahil edilip ziyaret edildi. Cumhurbaşkanı düzeyinde. Bakın, Cumhurbaşkanı düzeyinde. Şimdi bugün söylüyor ya, yani mesela ne demiş burada? Bosna'da intihar ettiren FETÖ okulu. Bu arkadaşların tamamı da o seyahatlere katılabilmek için kendilerini paralıyordu. Yani söyledikleri yalan. Onun için söylüyorum. Bir gün Zülfiyare dokundu, görevden alındı manşetiyle çıkmış. Hrant Dink'in ölümüne yol açanlar kendi kadrolarını koruyor. İktidarın kendini aklamak için cemaate yıkmaya çalıştığı Dink cinayetinin iddianamesini hazırlayan savcı Gökalp Kökçü, AKP'nin himayesindeki istihbarat daire başkanı Engin Dink'i sanık yapmasının ardından görevden alındı. Nasıl? Fethullah Gülen İsrail ajanı. Ya 3 sene önce valla kimsiniz bilmiyorum ama biraz daha ses, daha fazla ses veremem. Hani bu kadar, çünkü cihazın sesi bu. Olsa dükkan sizin de, vallahi yok. Ve zirvede bırakacağız takvim. Takvim bugün bir insan haberiyle, babacım hani gitmeyecektin, şehit cenazesinden bir haberle çıkmış. Ama aşağı indikçe, bakın aşağı indikçe, önemli noktayı hep birlikte görüyoruz. Takvim gazetesinin baş yazarı Ergün Diler, ki biliyorsunuz uçağın baş misafiridir kendisi, süper güç diye bir yazı yazmış. ABD dünyayı tek başına yönetemeyeceğini anladı. Orta Doğu'yu bize devretmek zorunda. Nasıl? Tekrar okuyorum. ABD dünyayı tek başına yönetemeyeceğini anladı. Orta Doğu'yu bize devretmek zorunda. Türk askeri Başika'dan çıkmayacak, sayısı da artacak. Burayı hatırlıyoruz değil mi, Başika kampını? Daha dün, önceki gün saldırıya uğradı. Kürtleri koruyacağız. Askerimiz her yerde bayrak gösterecek. Bölgesel süper güç olacağız. Altına çocuk da yapacağız kariyerde deseymiş, şahane olacakmış. Ama şu cümleyi lütfen bir kez daha dikkat. Günün mana ve ehemmiyetini anlatan önemli cümle budur. ABD dünyayı tek başına yönetemeyeceğini anladı. Orta Doğu'yu bize devretmek zorunda. Şimdi ben bunun üzerine kendimi söz söyleyebilecek yetkinlikte hissetmiyorum. Ve yayını bu noktada kapatmak istiyorum. Biraz yaşadıklarımı düşüneceğim. Belki biraz ağlarım hatta. Çok içlendim çünkü. Gerçekten çok duygusal. Çok önemli bir analiz. Hani uçakta muhtemelen çok yüksekte kaldığı için basınç dağılmasından beyin hücresinin olmayan yerleri de tamamen yanmış. Ama yapacak bir şey yok. Siz hangi parti? Sizi hiç ilgilendirmez. Sizin hangi partiye oy verdiğiniz beni hiç ilgilendirmediği gibi. Siz hiç ilgilendirmez hangi partiye oy verdiğini. Anayasal güvence altında bu. Biliyor musunuz? Bilmiyorum, farkında mısınız? Anayasada hiç kimse görüşünü açıklamaya, görüş ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz diye bir hüküm var. Yo, sadece sormayın. Bunu sormayın zaten, ona kızıyorum. Sormayın. Böyle bir hakkınız yok. Hiç kimsenin yok. Hiç kimsenin yok. Sormayın insanlara hangi parti. Çünkü bu bir futbol takımı değil. Parti öyle, parti tutmak gibi bir şey. Hani nasıl anlatayım? Ya bu Sarıkaya'dan arkadaş çok kalmış burada. Vallahi çok uzun durmuş. Neyse. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için ve benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en çok değer verip dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah 9'da ölmez sağ kalırsak
Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demek üzere. Tekrar ben burada olacağım. Sizler de burada olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.